Merhabalar, ben Atalay Turhan. Yeni bir Revit dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda diğer duvarlarla çalışmak olacak ama bazı detaylar gözden kaçmasın diye özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Bugün başka detaylar olacak sizlerle. Şimdi biz geçen ders duvarlarımızı çizmiştik hatırlarsanız. Ama şöyle üç boyuttan bir bakacağım view. 3D view ve şurada default 3D view. Bir reminder geldi hatırlatıcı. Dosyayı kaydetmek ister misin? Şu anlık hayır diyorum. Bakın biraz duvarlar fazla yüksek gelmiş gördüğünüz gibi. Bunu perspective modunda çok rahat görebilirsiniz. Ben zemin kata geri giriyorum. Hatta bunu şuradan da anlarsınız. Doğu cephesine geldim. East. Doğu cephesine geldim. Bakın bir katım 8 metre yüksekliğe bağlanmış. Şu anda bunu görüyorsunuz. Bakın duvarı seçeyim hatta. Duvarın şu anda 8 metre yükseklikte olduğunu görüyorsunuz. Ben o zaman ne yapayım? Bu çizim hatalı. Zemin kata geri giriyorum. Şu duvarları seçeceğim CTRL tuşuyla. Düzeltebilmek için ya da bir tane duvarımı seçeceğim. Sağ tuş. Buradan Select All Instance tüm örnekleri seç diyorum. Buradan Visible in View yani tüm görünenleri mi seçeyim diye soruyor. Ya da in Entire Project tüm projedekileri mi seçeyim. Ben sadece bulunduğum kattakileri seçmek istiyorum. Visible in View. Şimdi bulunduğum katları seçtim ve burada ne diyor? Base constraint. Baz alınacak sınırı soruyor. Baz alınacak sınırı soruyor. Şimdi kaçıncı katı baz alayım? Ben zemin katı baz alsın. Sonra top constraint üst sınırı soruyor bana. Birinci katı baz alsın diyor. Apply. Uygula dedim. Ve buradan Doğu cephesine baktım ve evet bir katım şu anda 3,5 metre yüksekliğe geldi. Yani benim istediğim yüksekliğe ulaşmış oldu. Evet olması gereken de zaten buydu. İstediğim kat yüksekliği buydu. Şimdi burada başka nelere dikkat edebiliriz? Şimdi ben her seferinde bu hatayı yapmak istemiyorsam ne olacak? Duvarlarımı sildim. Mesela en başında neye dikkat edecektim? Hemen ondan biraz bahsedeyim. Şimdi ilk dış duvarınızı yerleştirmeden önce şurada height, yükseklik mi vereyim yoksa depth, derinlik mi vereyim? Derinlik eksi kotta iner, height de artı kotta gider. Sonra bakın burada yanlış kata bağlanmasının en büyük nedeni şurada unconnected yazıyor, bağlantısız. Ben bunu ilk başta zemin kattan birinci kata bağla dersem bundan sonraki katlara geçtiğimde otomatik olarak ikinci kata, üçüncü kata otomatik bağlanacaktır. Yalnız bir kere olsun bu özelliği yapmanız gerekiyor. Şimdi burada location line çizginin lokasyonunu soruyor bana. Finish face exterior dış yüzey bitimini yakala diyorum. Ve şuradan tıkladım. Ve sanki hiç kapı pencere boşluğu yokmuş gibi çiziyorum. Aynı geçen ders olduğu gibi. Evet. Şimdi düzeltmeme gerek kalmadan olmuş olması gerekiyor. Şu an hiçbir düzeltme yapmadım. İlk başta çünkü düzgün çizdim. Ve gördüğünüz gibi sonradan duvarları seç. Birinci kata bağlı gibi bir derdim olmadı. Bunu en başta yaptığım için sorunum ortadan kalktı. Hatta View, 3D View, Default kısmına giriyorum ve kat yüksekliğim olması gereken yüksekliğe geri geldi. Şimdi güzel.
İç duvarlarımı da ekleyeyim. Architecture, wall'a giriyorum. Buradan Edit Type kısmına giriyorum. Duplicate, özelleştir diyorum. İç duvar diye isim veriyorum. Structure kısmından strüktürünü ayarlıyorum. Edit diyorum. Ve thickness, duvar kalınlığını iç duvar için 10 santim yapıyorum. Okey dedim. Okey. Evet. Bakın zaten az önce ayarladığımız ayarlar şu anda devam ediyor. Base constraint, alt sınır ve top constraint, üst sınır olması gereken yüksekliklerde ve iç duvar için location line, çizginin lokasyonu, finish face, interior diyorum. Space'i istediğim yere oturtuyorum. Yine kapı pencere yokmuş gibi varsayıyorum. Şimdi neredeydi? Wall'a geldim. Şu duvarlarımda yapmaya devam ediyorum. Evet. Duvarlarımı yaptım. Şimdi şu duvar biraz kalın ama kaç santim merak ediyorum. Şurada model line komutuna geldim. Şu anda düz mantık basit bir line ölçüyorum. 25 santim olduğunu söylüyor. Tabii ki diğer derslerde ölçüyle çok daha detaylı konuşacağız. Şu anda çok okunaya girmek istemedim. Wall komutuna giriyorum. Edit type, tip düzenleyicisinden direkt edit desem yanlış olur. Duplicate diyorum ve buraya 25 cm bir duvar olsun. Santimetremi ayarladım. Okey dedim. Okey. Evet, şurada görüyorsunuz. Sanırım duvar kalınlığını vermeyi unuttuk. Structure kısmına edit. Evet, duvar kalınlığımızı vermeyi unutmuşuz. 25 diyorum. Okey. Apply. Okey. Space. Evet, bakın şurada biraz fazlalık oldu. Şunu ya vertex'inden tutup çekiştireceğim ki düzeldi. Ya da diyelim ki duvarınız fazla geldi veya eksik geldi. Şöyle tutayım. Unjoin elements diyorum mesela. Şu an birleştirme. Diyelim ki böyle hatalar yapmış olabilirsiniz. Ne yapacağız o zaman? Modify kısmına giriyorum. Şurada bakın trim extents komutu var. Trim extents. Şu iki duvarı seçiyorum ve iç duvarlarım birleştiler. Bu şekilde tamamladım. 3 boyuttan şöyle bir bakıyorum. Evet. Buralarda oldu. Şimdi şu obje biraz daha katı model olarak görmek istiyorum. Şurada visual style, gösterim stillerinden, şurada shaded, renkli göster diyorum. Ve gördüğünüz gibi obje katı model olarak çok daha rahat görebiliyorum artık.
Evet, burada da sanırım bir problem yok. Şimdi gelelim bunun döşemesine. Tabii bunun döşemesine geçmeden önce iç duvarlarda ve dış duvarlarda herhangi bir eksik yok sanırım. Şimdi benzer bir duvarları şurada villamın üst katı içinde uygulayacağım. Şimdi birinci kata geliyorum bunun için. Birinci kat planındayım. Evet. Şu AutoCAD açıklamalarını da hep vermişim zaten. Aynı işlemleri burası için de yapıyorum. Wall komutuma girdim. Buradan dış duvarımı listeden bulmaya çalışıyorum. Evet. Finish face exterior diyorum. Dış yüzey bitimini yakala. Evet, yanlış duvardayız bu arada. Hemen bir bakalım. 50 santimlik duvarıma geliyorum. Evet, noktalarıma tıkladım. Evet, şöyle duvarımı, dış duvarlarımı dönüyorum. Evet, bunu da yaptım. İç duvarlarımı yapacağım. Listeden hemen seçiyorum. Şu ESC'li komuttan çıktığıma emin olayım. İç duvarlarıma giriyorum. Hemen o kısımda da isterseniz bir dokunalım. Listeden seçiyorum. Yalnız bulmakta rahat etmek istiyorsanız buranın alfabetik sıralandığını unutmayın. Ona göre listede çıkacaktır. İç duvara geldim. Evet, biraz hatalı yaptım. Şöyle yakından çalışmam gerekirdi. Ama sorun değil. Az önce öğrendik. Modify kısmına giriyorum. Trim Accent komutuna giriyorum. İki duvarı sırayla seçiyorum. Evet. Duvarım oldu. Wall komutuma geldim. Yine yakından bakarak çalışmak daha iyi olacak. Space. Doğru yeri mi yakaladım acaba? Evet, şimdi doğru oldu. İç duvarlarımı yerleştirmeye devam ediyorum. Yalnız şu duvar tam birleşmedi. Seçtim. Vertex'inden biraz uzattım. Oturdu yerine. Bunları da yapıyorum. Evet, fazla uzatmanın size bir zararı olmayacaktır. Şu nearest yaklaşık seçimi gördüğüm zaman bu işlemlerimi yaptığımda unutmayın. Evet. Buraya kadar geldim. Son bir duvarım kaldı şurada gördüğünüz gibi. Onu da yaparsak işlemi tamamlamış olacağız. O duvarımıza kaç saniye şöyle bir kontrol edelim. Evet. Şimdi ben bugünkü konularımı tamamladım. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.